8 Nisan Pazartesi akşamında NTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya Türkiye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, her zaman gibi yayınlarımızı karasal yayınların haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından canlı olarak takip edebilir. Facebook'taki canlı yayınımızın altına saygı çerçeveleri içerisinde kalmak kaydıyla tüm görüş, öneri, yorum ve dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz yoğun gündem maddeleri arasında haftanın ilk ana haber bültenine, ilk haberimize başlayalım. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin birçok yerinde tekrar itirazlar üzerine sayımlar devam edilse de birçok yerde mazbatalar alınmaya başladı. Manisa'da da mazbatayı alan ilçelerden birisi Kırkağaç'tı. Kırkağaç Belediye Başkanlığı'na seçilen Yaşar İsmail Gedüz mazbatasını aldı. Manisa Adliyesi'ne bağlı Kırkağaç İlçe Seçim Kurulu'na AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz ve yeni seçilen meclis üyeleriyle gelen Kırkağaç Belediye Başkanı ve AK Parti Cumhur İttifakı adayı Yaşar İsmail Gedüz, mazbatasını hakim Sabiha Betülkoç'tan aldı. Başkan Gedüz'le birlikte yeni seçilen meclis üyeleri de mazbatalarını aldı. Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada mazbatanın ilçe halkına ait olduğunu belirtti. Sevgili izleyenler, şu anda Kırkağaç ilçemizdeyiz ve değerli başkanımız Sayın Yaşar İsmail Gedüz mazbata töreni, teslim törenindeyiz. Mazbatasını aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz ve tekrar göreve devam ediyor ve duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanızı isteyeceğiz. Efendim, öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir programda bizi yalnız bırakmadınız. Tabii ki benim 3. dönem belediye başkanlığım, ancak ilk sefer mazbata töreni yaptık. Tabii ki bu mazbata töreninde benim rakip olarak bu seçimlerde yarıştığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Şerif Ozan kardeşim de eşlik etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Beraber törende biz de beraber eşlik ettiler, mazbatamızı aldık. Seçim bitmiştir ancak bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz yine devam ediyor. İşte bu görüldüğü gibi Ozan kardeşimle beraberiz, meclis üyesi arkadaşlarımızla beraberiz. Bu dönem Kırkağaç'ta bir tarih yazıldı. 3 dönem üst üste yapılmış bir belediye başkanı yok. İlk olarak nasip bize nasip oldu. Tabii ki seçim bitti. Bütün bize oy veren kardeşlerimizle, oy vermeyen kardeşlerimizle hep beraber Kırkağaç'a hizmet etmeye çalışacağız. Çalışmalarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak bu süreçte bize oy veren kardeşlerimize teşekkür ettiğimiz gibi oy vermeyen kardeşlerimizin gönlünü kazanmak bizim hedefimizde olacak. Onların da gönlünü kazanmak için uğraşacağız. Ve bütün belediye meclis üyelerimle beraber hizmet etmek üzere bugünden itibaren görevimize başlıyoruz. Bu vesileyle ben tüm Kırkağaç halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu seçim atmosferinde çok güzel bir seçim yürüttüğümüz için başta Şerif Ozan kardeşime, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın adayına huzurlarınıza teşekkür ederim. Güzel bir seçim atlattık. Allah-u Teala nasip bizimmiş, bize nasip oldu. Ama tabii ki Şerif kardeşimiz de, Şerif Ozan kardeşim güzel bir oy aldı. Kendisine de ben bu vesileyle tebrik ediyorum. İnşallah bu süreçte birlik beraber içinde süreci devam ettireceğiz, beraber çalışacağız. İnşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve size ve ekibinize başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi bu haberin ardından, en son görmüş olduğunuz resmin ardından küçük bir yorumda bulunmak istiyorum müsaadenizle. Sayın Gedüz de, yani Kırkağaç Belediye Başkanlığı'na tekrar seçilen başkan da ifade etti. Arkasındaki topluluk, sizler için bütün ilçeleri gezmiştim çünkü seçim döneminde, bizzat gayet iyi tanıyorum. Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın meclis üyesi adaylarından oluşuyor. O merdivenlerde poz verdikleri arkasındaki grup, hepsi seçilen meclis üyesi adayları, mazbatalarını aldılar. Fakat hemen Sayın Başkan'ın solunda bulunan genç, gözlüklü, spor kıyafetlerle olan kişi de, hani Facebook'ta tekrar yayınımızı seyredebilmeniz açısından tarif ediyorum. O kişi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı adayı olarak Kırkağaç'ta göstermiş olduğu belediye başkan adayı Sayın Şerif Ozan İren, sevgili seyirciler. Hani Türkiye'nin bu kadar tartışmalı bir ortamında görüyorsunuz, Manisa'dan ne kadar mutlu olsak azdır, çok büyük bir, hani beyefendilik, çok büyük bir duruş örneği göstermiş ve rakibinin mazbata alma toplantısına katılmış. Hakikaten işte ben böylesine bir Türkiye'de yaşamak istiyorum sevgili seyirciler. Yani boş kavgaların olmadığı, goygoyların olmadığı, seçim öncesinde de seçim sonrasında da adayların birbirine karşı en saygılı biçimde davrandığı bir ortam istiyorum. Geleceğin
Buraya not düşüyorum. Bu ismi unutmayın sevgili seyirciler. Manisa siyasetinin geleceğin önemli isimlerinden birisi olacak. 40 yaştaki genç yaşına rağmen çok iyi bir oy toplayıp sayın seçilen başkana rakip olmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şerif Ozan İrem, bunu da buradan ifade edeyim. Sevgili seyirciler, peki Türkiye genelinde mazbatalar ne oldu derseniz, özellikle büyük kentler anlamında. Ankara'da Mansur Yavaş ve İzmir'de de Sayın Tunç Soyer mazbatalarını aldılar sevgili seyirciler. Artık resmi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul'da durum ne diye merak ederseniz, itiraz edilen geçersiz sandıkların olduğu, geçersiz oyların olduğu sandıklara itirazlar kabul edilmişti biliyorsunuz. %95'i an itibariyle sayılmış durumda ve 15 bin küsur oy farkıyla Sayın Binali Yıldırım'ın önünde Sayın Ekrem İmamoğlu yarışı götürüyor. Daha doğrusu sayımları götürüyor. Muhtemelen bütün uzmanlar, sizler için televizyon kanallarını inceledim sevgili seyirciler, haber kaynaklarını inceledim. Yarın bu işin İstanbul konusunda netleşeceği haberleri var. Bu bilgileri de sizlere aktarmış olalım. Değerli izleyenlerimiz, bizi Facebook'taki canlı yayınımızda yalnız bırakmıyor. Sayın Kotancan hayırlı yayınlar diliyor. İstanbul'da sandıklar açılıyor tekrar. Manisa'da Yunus Emre İYİ Parti'nin sandıklarını açtırmadılar. Neden acaba diye Sayın Kotancan soruyor sevgili seyirciler. Değerli izleyenlerimize de bunu aktarmış olayım. Ali Fevziye Göktoprak, iyi yayınlar Mustafa abi, iyi yayınlar güzel insan diyor. İşte ana haber bültenimizin, ETV'nin güzelliği burada sevgili seyirciler. Siz değerli izleyenlerimizle birlikte böyle abi, kardeş gibi hitaplarda bulunabiliyoruz. Böylesine samimi bir ana haber bültenini de sunuyoruz. Sayın Ali Fevziye Göktoprak'a da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili seyirciler, seçim bitti ama bazı tartışmalar bitmedi. Özellikle hafta sonunda Sayın Cihan Canuyar, İYİ Parti İl Başkanı Sayın Hasan Er Yılmaz'a ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Sayın Semih Balaban hakkında iddialarda bulunmuştu. O iddialara cevap gecikmedi. Bugün Semih Balaban ve Hasan Er Yılmaz çok sert ifadelerle Cihan Canuyar'a karşı basın açıklaması düzenlediler. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban'la İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Er Yılmaz'ı eleştiren Cihan Canuyar'a CHP'li Balaban'dan yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Semih Balaban, partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında 31 Mart yerel seçimlerinin en büyük kazananın CHP olduğunu vurgulayarak Cihan Canuyar'ın kendisine yönelik eleştirilerini sert bir dille eleştirdi. Sayın Cihan Canuyar'ın açıklamalarını yersiz, haksız ve mantıksız buluyorum. İddia ettiği gibi o gece davet ettiği yemeğe gittim. Sayın Uğur Kraloğlu ile tanıştım. Kendisi Şehzadeler Belediye Başkan adaylığı konusunda destek istedi ve ben bu konuda kendisine destek olacağımı söyledim. Sayın Hasan Er Yılmaz'a Uğur Bey'i Şehzadeler Belediye Başkan adaylığı konusunda önerdim. Bu arkadaşla başarılı olacağımızı söyledim. Fakat İYİ Parti il başkanı olarak Hasan Bey, Uğur Bey'i tercih etmedi. İYİ Parti'nin ilçe adaylarını belirleme etkisi CHP'de değildi. İYİ Parti farklı bir isim tercih etti. Sayın Cihan Canuyar konusuna gelince, kendisi Orkun Bey'in doğru bir aday olmadığını, yanlış tercih olduğunu söyledi. Ben de kendisine aynen aday olabileceğini, kendisinin tercih edildiğinde CHP il başkanı olarak sonuna kadar onu destekleyeceğimi söyledim. Bu arada kendisi ittifakın CHP'ye bırakılması halinde CHP çatısı altında aday olmayacağını belirtti. Düşüncesine saygı duydum. Sayın Canuyar ve Sayın Kraloğlu aday gösterilmeyince Millet İttifakı'na zarar veren eylemler içinde oldular. Sayın Uğur Kraloğlu Demokrat Parti'den Şehzadeler Belediye Başkan adayı olarak 2434 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı Sayın İsa Özdemir 1960 oy ile seçimi kaybetti. Seçimde başarılı sonuç alamadılar. Ama Millet İttifakı'na şehzadeleri de kaybettirdiler. Biz bu süreçte CHP il örgütü olarak
her şeyi açık ve net olarak yaptık. Ve Sayın Cihan Canuyar haddini fazlasıyla aşarak bu adamlar edeplice istifa ederler ya da bunların tüm kirli çamaşırlarını dökerim demiş. Ben de diyorum ki CHP İl Başkanı Semih Balaban ve vatandaş Semih Balaban olarak Sayın Orkun Şıktaşlı ve herhangi bir kişiyle siyaset üzerinden en küçük bir şıkkar ilişkin olmamıştır. Bu iddiasını belgeleyemeyen, ispat edeme kim ama kim varsa siyaseten ahlaksızdır, siyaseten şeref ve onur yoksunudur. Tek kelime ile siyasi cahilliktir, hadsizliktir. Seyirciler Facebook'taki canlı yayınımızı takip ederek yorumda bulunan Sayın Gültekin Kantık, iyi yayınlar ETV ailesi selamlar diliyor. Sayın Gültekin Kantık'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili seyirciler bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya gitti ve Rusya'ya gitmeden önce havaalanında bir basın açıklaması düzenledi. Seçimlere ilişkin özellikle bu son itirazlara, son sayımlara ilişkin sert ve çarpıcı ifadeler kullandı. Ardından Rusya'ya geçti ve Rusya'da Rusya devlet lideri Putin'le birlikte bir toplantı düzenledi. Önce basına kapalıydı, ardından basına neler konuştuklarını ana hatlarıyla sadece tabii ki de açıkladı. Ve Putin özellikle yapmış olduğu açıklamada S-400, hani Amerika Birleşik Devletleri ile NATO ile bir kriz yaşadık ya Rusya'dan S-400 füze alımına dair, Putin bu konuya değindi. S-400 füzelerinin teslimatını hızlandırmak için görüştük dedi. Ve Suriye'de garantör taraflar olarak Türkiye ile Rusya çok büyük işlere imza attı dedi. Suriye'deki bundan sonraki sükunetin sağlanması açısından da her zaman da dostluğumuz, birlikteliğimiz devam edecek dedi Putin. Peki seçimlerdeki Millet İttifakı cephesine dönecek olursak, hani Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını getirdim, Cumhur İttifakı'na dair sizlere bilgi paylaştım. Millet İttifakı'ndan da kısaca bahsedeyim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu İyi Parti'yi ziyaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le buluştu ve ikili konuşmalarının, toplantılarının ardından basının karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki YSK'nın tüm sandıkların sayılmasına ilişkin vermiş olduğu kararı eleştirerek bu YSK sandık güvenirliğini bozan bir sürece girmiştir dedi. Ardından Sayın Meral Akşener geçti kameraların karşısına. Meral Akşener ise bu millet kendi iradesiyle alay edene, kendi iradesini yok sayana hani kulağını çekti bu seçimlerde ama bir sonraki seçimlerde tokat atar dedi. Ve 80'li yıllardaki darbe sonrası ilk seçime değindi. Herkes Horoz Partisi'nin kazanabileceğini düşünüyordu dedi. Horoz Partisi olarak adlandırılan partinin dedi. Ve darbeyi gerçekleştiren Kenan Evren seçimlere sadece sayılı günler kala Horoz Partisi'ne destek ister istemez bütün millet bir anda fikrini değiştirip Sayın Turgut Özal'ı seçtiler diye de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir göndermede bulundu. Ulusal gündeme dair siyaset bugün bu şekildeydi sevgili seyirciler. Yine önemli haberleri aktarmaya devam edeceğim. Özellikle yerel haberimizin ardından Tunceli Belediyesi'nde gerçekleştirilen bir olayı sizlerle paylaşacağım ama önce eğitimden Avrupa'daki bazı ülkelerle yapmış olduğumuz Manisa'ya dair bir anlaşmayı getirelim ekranlarınıza. Avrupa Birliği'ne bir pencere isimli proje kapsamında proje ortaklarından İzlanda, Almanya ve Polonya'dan 5 öğretmen Manisa'ya geldi. İyi örneklerin ve uygulamaların paylaşılmasını amaçlayan projede İzlanda, Almanya ve Polonya'dan gelen öğretmenler okul müdürü Ömer Bozoğlu, proje öğretmenleri Nergis Küçüktürk, Berin Kaba ve öğrenciler tarafından karşılandı. Proje sonunda 4 ülkenin öğretmenleri tarafından okulun bahçesine fidan dikildi. İngilizce öğretmeni ve proje sorumlusu Nergis Küçüktürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Proje ortaklarımız Almanya, İzlanda ve Polonya'dan. Projemizin ismi Avrupa Birliği'ne bir pencere. Projemizin son toplantısı Türkiye'de. Bu yüzden sadece öğretmenler var. Öğretmen toplantısı çünkü. Proje çıktığımızla ilgili çalışacağız. Misafirlerimiz dün geldiler. Bir hafta bizimle birlikte kalacaklar. Hem Manisa'yı tanıtacağız hem de projemizle ilgili çalışmalar yapacağız. 3 tane ziyaret gerçekleştirdik. Biri Polonya'ya ilk ziyaretimiz. Konumuz yasal yaştı, gençlerin yasal yaşı. İkinci toplantımız Almanya'ya oldu. Orada da okul türlerini karşılaştırdık. Son
ziyaretimizde yaklaşık 3 hafta önce İzlanda'ya gittik biz ve öğrencilerimiz. Orada da gençlerin boş zaman aktivitelerini değerlendirdik. Şimdi burada onunla ilgili bir çıktı, bir kitap basacağız, onunla ilgili çalışmalar yapacağız. We are very happy being here in Turkey. Martin Böhm, Almanya'dan öğretmen arkadaşımız. Bu ikinci projemiz zaten. İkinci kez Türkiye'de bulunuyorum ve çok mutluyum burada olmaktan. Bu ikinci projemiz birlikte yürüttüğümüzde de şimdi gençlerin yaşam stillerini karşılaştırıyoruz. Bu da bizim projemizin logosu. Yani amaç beraber olmak, arkadaşlığı geliştirmek, çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak. Bu projenin bütçesini Avrupa Birliği karşılıyor ve bu bize birbirimizi tanıma, birbirimizi ziyaret etme imkanı sağlıyor dedi. Amaç kültürleri tanımak, birbirimizi tanımak, Avrupa'daki, Avrupa Birliği'ndeki kişilerin birbiriyle etkileşimini sağlamak. Sevgili seyirciler, şöyle bir televizyona bakarak kendimi ayarlama durumuna girdim. Şimdi sizlerden bir saklımız gizlimiz yok. Bu sebepten dolayı ETV Ana Haber Bülteni Manisa'nın bir numaralı izlenen haber kanalı sevgili seyirciler. Biraz önce arkadaşlarım bir uyarıda bulundular. Takdir edersiniz Manisa Merkez Stüdyolarındayız sevgili seyirciler. Çarşı stüdyolarındayız. Arkamızda böylesine güzel Manisa Sipil Dağı manzarası, arkamızda Muradiye Camii var. Tabii ki böyle canlı yayında haber sunarken bazı araçlar park ediyor ve bazı araçların üstünde hani RTÜK kuralları gereği reklam içeren ifadeler oluyor, markalar oluyor. Bu sebepten dolayı şöyle kendimi ayarlama durumundayım o araca göre. Hemen Sayın Ali Fevzi'ye Göktoprak'ın yorumunu ifade edeceğim sevgili seyirciler. Mustafa abi bu zamana kadar seçimden sonra hemen sonuçlar belli olurdu diyor. Mustafa abiniz kurban olsun. Gerçekten çok samimi bir ana haber bülteni sunuyoruz. Saat 21'de kutlamalar başlardı. Neden şimdi günler geçmesine rağmen İstanbul belli olmadı? Bu milleti hiçbir şey bilmiyor mu sanıyorlar? Aslında gerçek sandıklar sayılmıyor. Mutlaka sonuç yarına kadar belli olacaktır diyor. Bizlerin de duyumu yarına kadar zaten belli olacağı tarzında sevgili seyirciler. İstanbul'daki seçim sonuçlarını. Peki Tunceli'de dedim sevgili seyirciler. Takdir ederseniz Ovacık'ta tüm Türkiye'nin tanıdığı bir belediye başkanı haline gelmişti. Komünist başkan lakaplı Fatih Mehmet Maçoğlu. Ve Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık'ta artık ben yapacağımı yaptım, daha da fazlasını yapmak istiyorum diye kendisi Tunceli'ye belediye başkan adayı oldu. Ve eğer kazansaydı bir ilk yaşanacak demiştik. Kazandı da Türkiye siyaset tarihinde bir ilk oldu sevgili seyirciler. Kendisini komünist başkan olarak tanımlayan bir belediye başkanı ilk kez bir şehrin belediye başkanlığına seçilmiş oldu. Bir ilke imza attı Sayın Maçoğlu. Peki mazbatasını alır almaz ne yaptı derseniz. Şimdi hani okulları falan gözünüzün önüne getirin. Tunceli Belediye binasının etrafında sevgili seyirciler hani okulların etrafındaki gibi beton duvarlar vardı. Ve normal bir kapıdan giriş yapıyordunuz. Maçoğlu halkla belediye arasındaki bütün sınırları kaldıracağım dedi ve bugün dozerlerle belediyenin etrafındaki o beton duvarları yıktı, dümdüz yaptı sevgili seyirciler. Belediye binasıyla halk arasında kesinlikle bir ayrım, bir engel olmamalı dedi. Bu bilgiyi de tebessüm ifadesi olarak hani seçimden sonra gerçekten birçok yerden belediye başkanlarından enteresan haberler geliyor. Böylesine aslında güzel, sevindirici bir bilgi olarak da sizlerle paylaşmış olalım. Böylesine sevindirici bir haberin ardından biraz can sıkıcı, üzüntülü bir haber getireceğim sevgili seyirciler ekranlarınıza. Hep birlikte izliyoruz. Ağrı'dan çalışmak için Manisa'ya gelen B.A. aşık oldu. P.A.'yı ailesi izin vermediği için kaçırdı. Kaçınca sokaklarda yaşamaya başlayan çift çocukları olunca zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başladı. P.A.'nın abisinin hırsızlık suçu işlediğini ve kendisinin üzerine suç attığını iddia eden B.A. sokaklarda yaşadığı için böyle bir suç için dava açıldığından haberdar olmadığını, polisler kendisini yakalayınca haberi olduğunu söyledi. Dava sürecinde hiç mahkemeye gitmediği için yakalandığında direkt ceza aldığını ifade eden B.A.